Gün sonuna hoş geldiniz efendim. Bugün 10 Kasım. Türk milletini düştüğü yerden ayağa kaldıran, milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk 85 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Ama milletinin kalbinde büyük bir özlemle yaşamaya devam ediyor. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyen atamızın büyük hatırası önünde saygıyla ve minnetle eğiliyoruz. Günün öne çıkan haber başlıklarını aktaralım ilk olarak sizlere. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'a dair yaptığı açıklamalar için NATO açısından bir sorun teşkil etmiyor değerlendirmesinde bulundu. Alman basın ajansına mülakat verdi Jens Stoltenberg ve Türkiye'nin NATO müttefiki bir ülke olarak Hamas'a dair yaptığı açıklamalar. İsrail-Filistin savaşında takındığı tavır sebebiyle herhangi bir sorun yok NATO açısından. NATO zaten doğrudan bölgedeki çatışmaya müdahil değil. Dolayısıyla evet NATO, ittifak ülkelerin genellikle aynı fikirde olmaları iyidir. Bu tarz karmaşıklıklar yaşanması bazen sorun yaratabilir ama şu durumda Türkiye'nin yaklaşımında herhangi bir sıkıntı yok açıklamasında bulundu. Aynı zamanda şu satırlara da yer verdi Stoltenberg. Bu nokta da İsrail-Hamas çatışmasında biz taraf olmayacağız NATO olarak ama savaş hukukuna aykırı hareket edilmemeli ve siviller bu noktada sıkı önlemlerle korunmalı dedi. Mevcut duruma geldiğimizde tabii ki biliyorsunuz size de sıklıkla aktarıyoruz. Sivillerin korunması şöyle dursun gitgide artık doğrudan hedef alındıklarını da sizlere ne yazık ki üzülerek ekranlarımız aracılığıyla aktarıyoruz efendim. Buradaki gelişmeleri 7 Kasım'dan bu yana üzülerek takip ediyoruz. Şimdi gelelim Erdoğan'ın açıklamalarına. Enflasyonun belini kırdık, etkilerini de sileceğiz değerlendirmesinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda asgari ücret için de bir açıklama yaptı. Birazdan arkadaşlarımızın kaleme aldığı haberi de aktaracağız sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktada Özbekistan dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Biz zaten işçilerimiz için asgari ücrette refah adına bir ara zam yaptık. Yine bu noktada işçi, işveren ve hükümet kanadından temsilcilerin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplantılarına başlayacak, maratonuna başlayacak. Biz her zaman çalışanımızı enflasyonu ezdirmeyeceğiz dedik, yine ezdirmeyeceğiz. Bu noktada belli adımlar da attık. Örnek vermek gerekirse emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL'lik bir ikramiyemiz oldu Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle. Bu noktada biz elimizden gelen adımları yapıyoruz dedi. İşçi ve işveren kesimini şimdi de yine bir araya getirip makul bir oranda anlaşacaklarını düşünüyorum şeklinde bir değerlendirmede bulundu Özbekistan dönüşünde. İkinci el araç fiyatlarına dair haberimiz gelsin şimdi ekrana. İkinci el araç fiyatlarında özellikle enflasyonist ortamda talebin öne çekilmesi, aynı zamanda
otomobilin de bir yatırım aracı statüsü kazanmasıyla birlikte hatırlayacaksınız çok büyük balonlar oluşmuştu. Hatta öyle ki bazı bayilerde sıfır araçlardan daha yüksek fiyatlara satış gerçekleştiğini görmüştük. Bu da tedarikten kaynaklanan bir problemdi. Ama bakanlık bu konuda bir süredir çeşitli önlemler devreye alıyor ve ilan sitelerini örnek vermek gerekirse ilanlardan sorumlu tutan ve gerekli koşulların sağlanmaması durumunda da çok ciddi para cezaları uygulandığı bir sisteme geçirdi. Aynı zamanda piyasada al-sat yaparak bir nebze de kayıt dışı gelir sağlayan kişilerin de önüne geçmek için çeşitli adımlar attı, önlemler alındı. Tüm bu regülasyonların sonucundaysa ikinci el araç piyasasında bir rahatlama kaydedildi. Yine bu noktada açıklamalar yapan İMES Başkanı Hayrettin Ertemel, fakat biz 2024'ün ilk çeyreğinden sonra yine bir yukarı yönlü hareket olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla araç almak isteyenler şu zamanları değerlendirmeliler diye bir açıklamada ve değerlendirmede bulunmuş efendim. Şimdi gidelim bir küreselde rakamlar nasıl şekilleniyor, küresel gündem nasıl şekilleniyor buna bakalım. Biz neyi takip ettik? Hafta başından bu yana sizlere aktarıyoruz. Washington'da IMF konferansında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarını takip ettik. Başkan Powell beklenenden daha şahin diye böyle göreceli bir tonda açıklama yaptı. Şu satırlara yer verdi konuşmasında. Aslında her zaman Powell'dan duyduğumuz, duymaya alışkın olduğumuz, aslında çok da sürpriz olmayan açıklamalar bütünüydü diyebiliriz biz bu noktada. Başkan Powell, biz hala yüzdeki hedef enflasyonda değiliz ve gerektiği ölçüde de gerektiği kadar sıkılaştırıcı adımlara devam edeceğiz dedi. Zaten merkez bankaları enflasyonla mücadelede sona mı yaklaştıkları yoksa son patikanın hepsinden daha zor ve daha yapışkan olduğuna dair endişeler aralığında biz küresel cephenin zaten oynaklığının son zamanlarda çok yüksek olduğunu görüyoruz ve takip ediyoruz. Hatta öyle ki yer yer bunun yurt içine yansımalarını da görüyoruz. Ama sonuç olarak Fed Başkanı Jerome Powell, evet en son aldığımız büyüme verisi beklentilerin üzerinde geldi, güçlü geldi ama önümüzdeki süreçlerde büyüme verisi bu kadar da iyi gelmeyebilir diye bir açıklama yaptı. Makroekonomik veriler çerçevesine dönüp baktığımızda haftalık işsizlik maaşı başvuruları 4 Kasım'la biten hafta için söylemek gerekirse eğer bir artış kaydetti. Bununla birlikte Fed için çok önemli sinyallerden olduğu için bu verilere sıklıkla atıfta bulunmamız gerekiyor. Tarım dışı istihdam verisi de beklentilerin altında kaldı. Dolayısıyla bu noktada bize bu tablo şunu özetliyor aslında. İstihdam piyasasında belli bozulmalar var, büyümede belli bozulmalar bekleniyor. Yani ekonomi artık soğuyor şeklinde bir açıklama olduğunu değerlendirmemiz gerekir. Peki bölgesel Fed başkanları neler söylüyor? Önümüzdeki hafta da Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon verisi alacağız. Bu çok önemli bir veri olacak. Fed'in önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağına dair gerçekten kıymetli verilerden bir tanesi olacak. Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic mevcut duruma ilişkin muhtemelen mevcut faiz seviyeleri yeterince kısıtlayıcı demiş, güvercin bir açıklama yapmış. Öte yandan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de faiz artırımlarının henüz tam etkisini görmedik ama enflasyonun %2'ye doğru ve istikrarlı bir şekilde ulaştığı konusunda henüz tam ikna değilim demiş. Yani bir güvercin bir şahin açıklamayla yine Fed tarafı aslında dengelenmiş alışık olduğumuz üzere. Bununla birlikte yine Fed'den ilk faiz indirim beklentileri de Mayıs ayından Haziran ayına ötelenmiş gibi duruyor 2024 için. Bunu da nereden görüyoruz? Vadeli işlem kontratlarına baktığımızda aslında ilk faiz indirim beklentisi piyasa genelinde bir nebze daha Mayıs ayına işaret ediyordu ama dünkü açıklamaların ardından, Başkan Powell'ın göreceli şahin açıklamalarının ardından bu noktada Haziran ayına kadar ötelenmiş gibi duruyor faiz indirim patikası. Dolar endeksinde çok hafif bir gerileme var ama zaten yükseldiği seviyeden geriledi. Yani uzunca bir süredir biz burada yükseliş hareketi de karşılıyoruz. Euro dolar paritesi 1.06, pound dolar 1.22, dolar yen karşısında 151.44'ten işlem görürken dolar İsviçre frangı 0.90. Peki yurt içi nasıl hareket ediyor? Gelsin bir de yurt içi rakamlarımıza bakalım. Borsa İstanbul 100 ana endeks 7.800 puan üzerinde tutunmaya devam ediyor. 7.800 puan bu noktada çok kritik bir eşik olarak
olarak devam ediyor efendim. Bu hafta aslında borsa için çok sığ işlemlerin geçtiği, işlem hacminin çok düşük olduğu bir haftayı aslında uğurlamaya hazırlanıyor Borsa İstanbul cephesi. Bugün de endekse en yoğun baskı BİM tarafından geldi. Endeksi ciddi anlamda aşağı çeken hisse senedi BİM oldu. Dolar TL 28.56'dan hareket ediyor. Tabii bu noktada şu parantezi de sizlere açmakta fayda var. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranlarında yaptığı düzenleme, kur korumalı mevduatlar ve dövizde zorunlu karşılıklara yönelik yaptığı düzenlemenin ardından mevduat faizlerinde de bir yükseliş olması ve %45'e yakınsamasıyla birlikte, tam rakamıyla %44,5 olmasıyla birlikte burada 2.78 puanlık bir artış oldu ve özellikle de mevduatların yoğunlaştığı 1-3 ay vadeli mevduatlara baktığımızda buraya da bir teveccüh var. Dolayısıyla borsadaki sınırlı hacmi belki bir miktarda buraya bağlayabiliriz. Programımızın ikinci bölümünde sevgili Eda Karadağ konuğumuz olacak. Eda Hanım'a da soracağız elbette biz bunun detaylarını. Bununla birlikte dolar TL 28.56 dedik ama İsviçreli bankacılık devi UBS'ten bir açıklama gelmiş. Türk lirası değer kaybetmeyi sürdürecek demiş. Para politikasında da 2024 yılının ikinci yarısında bir gevşeme bekliyoruz demiş. Ama bu noktada raporda bu gevşemeye ilişkin acaba faiz oranlarının uzun süre sabit tutularak, yani artırımın durdurulmasını mı bir gevşeme olarak nitelendirdi, yoksa doğrudan bir indirim mi bekliyor banka? Bunları da detaylandıracağız elbette ama 2024'ün sonunda dolar TL beklentisi 39, 2025'in sonundaysa dolar TL beklentisi 48 olarak şekillendi UBS'ten gelen rapora göre. Türkiye'de enflasyonsa 2024'ün ikinci yarısında gerilemeye başlayacak ama 2024 yıl sonuna geldiğimizde Merkez Bankası'nın tahminleri gibi 36 olmayacak, %41'in üzerinde olacak. Tahminlerimiz bu yönde dedi rapor bizlere. Euro TL 30,5 seviyelerinde işlem görüyor. Yarım dolar yarım euronun karşılığı olan kur sepetine baktığımızda 29.55 dolayları an itibariyle bizi karşılarken biz gram altında da bir baskı görüyoruz. Dolar TL'de yükseliş olmasına rağmen gram altında gördüğümüz 1785 TL'lik seviyeleri neye borçluyuz? Gelsin MT ekranımız bakalım, ons altından mı geliyormuş bu baskı? 7 Ekim'den başlayan Hamas saldırısıyla sonra İsrail'in Gazze'yi kuşatmasıyla başlayan süreçte altın güvenli liman talebiyle birlikte 2000 doların üzerine de çıkarak ciddi anlamda değer kaybetmişti. Hatta öyle ki Mayıs ayından bu yana ilk kez ons altında biz 2000 dolar seviyesinin üzerini görmüştük. Çünkü bu noktadaki temel endişe, acaba buradaki bu çatışma daha fazla devletlerin dahil olduğu daha bölgesel bir savaş haline gelir mi? Yoksa İsrail-Hamas arasında, İsrail-Filistin arasında sınırlı mı kalır şeklinde bir belirsizlikle birlikte ons altında güçlü primler söz konusuydu. Ama bu primleri verdi ons altın, çünkü bu endişeler bir nebze daha dağılmaya başladı. Bunun daha iki ülke arasında kalan bir savaş olması sebebiyle ons altında kazandığı güçlü primleri geri vermiş oldu efendim böylece. Bununla birlikte altın üzerinde elbette ne etkili? Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemleri etkili elbette. Programın açılışında da söylediğimiz gibi Washington'da IMF toplantısında konuştu Fed Başkanı Jerome Powell. Şahin'di. Biz henüz hedefe dönmedik. Dönene kadar da elimizdeki tüm araçları kullanmaktan çekinmeyeceğiz, imtina etmeyeceğiz dedi. Bu gelişmelerle birlikte ons altın 1944 dolardan işlem görüyor. Brent petrol ve ABD tipi ham petrolde ise yükselişler söz konusu. Brent petrol 80 dolar, ABD tipi ham petrol ise 76 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasası asıl bugün kripto para yatırımcılarının çok yakından takip ettiği rakamlar arasındaydı. Bitcoin'de biz size çok uzunca süredir bu rakamları gösteremiyorduk. Çok ani, çok sert bir sıçrayış gerçekleşti. 37.170 dolardan an itibariyle işlemler geçiyor. Peki neden? Hemen bunları da aktaralım sizlere. Bu noktada CoinMarket, şu rakamı da söyleyelim önce. Analiz şirketi olan CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin'de dahil olmak üzere küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık olarak %1.65 artarak 1 trilyon 390 milyar doları aşmış durumda. Neden demiştik? Şimdi hemen onu da aktaralım sizlere.
Amerika'nın SPK'sı diyebileceğimiz SEC yani SEC Bitcoin Spot ETF'ini yani borsa yatırım fonunu onaylayacağına dair beklentiler burada Bitcoin'in 38 bin doları da aşmasına sebep oldu. Bu sürecin Ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Bu gerçekleşirse eğer analistler tabii ki burada bir güçlü sıçrayış bekliyorlar. Şu an itibariyle 38 bin dolar seviyelerindeki direnci, çok güçlü bir direnci kıramadı ama 37 bin dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Yılbaşından bu yana iki kat kazandırdı Bitcoin. Ekim ayından bu yana da güçlü yükselişlerin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ethereum'a da bakalım. Ethereum'da çok uzunca süredir 2000 dolarlar seviyesini görmüyordu. Ethereum'da da güçlü yükseliş var. 2100 dolara kadar yaklaşmış durumda. Burada da elbette Bitcoin'in yukarı çektiği kripto para birimi olduğunu söylememizde fayda var efendim. Rakamları elbette programımızın ikinci bölümüne geçtiğimizde sevgili Eda Karadağ ile daha detaylı olarak bakacağız. Şimdi bir haberimizi izleyelim. Dün sizlere aktarmıştık asgari ücret demiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonları ilgilendiren asgari ücret ve emekli maaşı zammına ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan asgari ücret konusunda takvime işaret etti ve makul çözümü bulacağımıza inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. zirvesine katılmak üzere gittiği Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz açıklamasını yineleyerek, emeklilerimizin maaşlarını arttırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5000 liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık. Aldığımız tedbirlerle yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk. Bundan sonra da durmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda kendi takvimine işaret ederek asgari ücrete Cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık. Asgari ücret konusunun kendi takvimi var. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık. Şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum açıklamasında bulundu. Erdoğan, enflasyonun belini kırdık, etkilerini de önümüzdeki süreçte sileceğiz diye konuştu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı Eylül'de 9.1 oldu. Böylece 4 aydır süren tek haneli işsizlik serisi 5. aya da taşındı. Türkiye İstatistik Kurumu, İş Gücü İstatistikleri Eylül 2023 verilerini yayımladı. İşsizlik oranı Eylül'de 0.1 puan azalarak 9.1 oldu. Böylece 4 aydır süren tek haneli işsizlik serisi 5. ayda da devam etti. Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %7.5 iken kadın %12.3 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 31 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puan azalarak %48.3 oldu. İş gücü 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 105 bin kişi azalarak 34 milyon 854 bin kişi, iş gücüne katılım oranı ise 0.2 puan azalarak %53.2 olarak gerçekleşti. İş gücü katılma oranı erkeklerde %71.1 iken kadınlarda %35.6 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.2 puanlık azalışla %16.7 oldu. Öte yandan zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1.2 puanlık azalışla %21.8 oldu. Dünya Bankası, Türkiye'deki şirketlerin yeşil dönüşümünü desteklemek ve Türkiye'nin sermaye piyasalarındaki iklim finansmanını artırmak için kredi verecek. Dünya Bankası, Türkiye'deki şirketlerin yeşil dönüşümünü desteklemek ve Türkiye'nin sermaye piyasalarındaki iklim finansmanını artırmak için verilecek krediyi onayladı. 155 milyon dolar tutarındaki kredi, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası aracılığıyla Türkiye Yeşil Fonu'nun kısmi olarak sermayelendirilmesi için kullanılacak.
Kredi, Türkiye'nin önemli varlık yönetimi şirketlerinden Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi ile proje uygulayıcı kuruluş tarafından yönetilecek. Toplam büyüklüğünün 405 milyon dolara ulaşması beklenen proje, eş zamanlı olarak şirketlerin karbondan arınma uygulamalarını ve yeşil teknolojilere yaptıkları yatırımları, gösterim niteliğindeki bir yeşil fon yoluyla özel sermaye sektörünün geliştirilmesini, finansal sektörün çeşitlendirilmesini ve şirketlerin çeşitlendirilmiş uzun vadeli finansman erişimlerinin geliştirilmesini, yüksek şirket kaldıraç oranlarının düşürülmesini ve yeşil dönüşüme ve geliştirilmiş iklim eylemine yönelik finansmanın hızlandırılmasını destekleyecek. Fed Başkanı Jerome Powell, Amerika Birleşik Devletleri'nin %2'lik enflasyon hedefine ulaşma yolunda yeterince kısıtlayıcı duruş sergilediklerinden emin olmadıklarını söyledi. Fed Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu tarafından düzenlenen 24. Jack Quist-Pollack Yıllık Araştırma Konferansı'nda para politikası kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyonu %2'lik hedefe düşürme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Powell, Fed yetkililerinin enflasyondaki yavaşlamadan memnun olduğunu ancak yeterince kısıtlayıcı duruş sergilediklerinden emin olmadıklarını söyledi. Fed'in gerektiğinde daha fazla sıklaştırma yapmaktan çekinmeyeceğini belirten Powell, bundan sonra da dikkatli şekilde hareket edeceğiz. Birkaç ay görülen iyi verilerin bizi yanlış yönlendirmesine veya aşırı sıkılaşma riskine karşı dikkatli olacağız diye konuştu. Gelecek çeyreklerde ekonomik büyümede ılımlaşma olabileceğini vurgulayan Fed Başkanı, istihdam piyasasının sıkı olduğunu ancak dengeye oturmaya başladığını kaydetti. Amerikan Merkez Bankası Fed'in Kasım ayına ilişkin denetim ve düzenleme raporu yayımlandı. Raporda bankacılık sektörünün sağlam kalmayı sürdürdüğüne dikkat çekildi. Amerika Merkez Bankası, ülkedeki bankacılık koşullarıyla Fed'in denetim ve düzenleme faaliyetlerine yönelik denetim ve düzenleme raporunun Kasım 2023 sayısını yayımladı. Raporda bankacılık sektörünün genel olarak sağlam kalmaya devam ettiği ve çoğu bankanın sermaye seviyelerini yasal gerekliliklerin üzerinde bildirmeyi sürdürdüğünü vurguladı. Öte yandan bazı bankaların son 2 yılda faiz oranlarındaki artışın etkisiyle bazı sabit faizli varlıkların gerçeğe uygun değerinde önemli düşüşler yaşadığına işaret edildi. Raporda son zamanlardaki kazanç performansının salgın öncesi seviyelerle aynı doğrultuda olduğu ve 2023'ün ilk yarısında ortalama varlık ve öz sermaye getirilerinin 10 yıllık ortalamaları aştığı aktarıldı. Raporda genel olarak bankaların likiditelerinin bol olduğu ve kısa vadeli toptan fonlamaya sınırlı bağımlılıkları bulunduğu belirtilerek, bazı segmentlerde kredi gecikmelerinin arttığı ancak hala düşük seviyede olduğu bildirildi. Son zamanlardaki Amerika'daki büyük banka iflasları anımsatılan raporda, Fed'in bunlardan alınan dersleri yansıtacak şekilde uygun biçimde denetimin hızını, gücünü ve çevikliğini artırmak için adımlar attığı kaydedildi. Raporda bu adımlar arasında daha yüksek faiz oranı ve likidite riski profilleri sergileyen bankalara yönelik hedefli incelemeler gerçekleştirmekle bankalar ve denetçiler için faiz oranı ve likidite riski yönetimine ilişkin eğitimler düzenlemenin yer aldığı belirtildi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin önemine değindiği bazı açıklamalarda bulundu. Yellen bu konuşmasında ABD ile Çin ekonomilerinin ayrışmasının felaket olacağını belirtti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı He Lifing ile görüşmeden önce iki ülke arasındaki ilişkilere değindiği açıklamalarda bulundu. İki gün boyunca sürecek temaslarda güçlü bir temel inşa etmeyi umduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Yellen, ABD'nin Çin'den ayrışma gibi bir arzusu olmadığını belirterek, ekonomilerimizin tamamen ayrışması hem ülkelerimiz hem de dünya için ekonomik açıdan felaket olur değerlendirmesinde bulundu. Yalnızca ekonomik ilişkileri değil, iklim değişiklikleri ve gelişmekte olan ülkelerdeki borç sıkıntıları gibi birçok konuyu da ele almak istediğini belirten bakan, dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak ülkelerimizdeki ve dünyadaki insanlar için bu ve benzeri konularda öncülük yapma yükümlülüğümüz var ifadesini kullandı. Yellen, görüşmelerde ekonomik araçların ulusal güvenlik amacıyla kullanılmasına ilişkin tartışmaları dileteceklerini bildirirken, Amerikan firmalarının ve işçilerinin eşit şartlarda rekabet etmesinin engellenmesi gibi belirli ekonomik uygulamalarla ilgili endişeleri olduğunda bunları doğrudan ileteceklerini belirtti. Araya gidiyoruz. Aranın ardından konuklarımızla piyasa rakamlarını değerlendireceğiz.
Haftayı kapatmaya hazırlanırken hem yurt içindeki rakamları hem de küreseldeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle. Eda Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi sözü her zaman olduğu gibi bir borsadan açalım önce. Borsa bu hafta tatsız bir hafta geçirdi. Hem hacimler düşüktü, hem aralık dar bir aralıkta hareket etti. Yer yer günü negatif bölgede kapattı. Ne beklersiniz? Önümüzdeki sürecin bir katalizörü olur mu sizce? Aslında Harika Hanım, bir süredir yatay ve sıkışık seyirler olduğuna dikkat çekmek isterim. Yani evet, geçtiğimiz haftalarda 7300 puanlara kadar bir düşüş yaşandı ama sonrasında gelen tepki alımlarıyla birlikte aslında çok güçlü bir yukarı yönde tempo yaratamadığı dikkat çekiyor. Bu hafta daha da sıkılaştırdı. Çünkü 7700 ve 7900 puan arasında kendisini sıkıştırmış durumda. Elbette bu sıkışık seyir aslında pek de hoş değil. Çünkü önümüzdeki dönemde hangi yöne kırar varsa o yöne doğru bir tepkiyle karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bu noktada aslında yatırımcıları uyarmak lazım. Onun dışında şimdi yavaş yavaş jeopolitik risklerle ilgili o tedirginlik dağılmaya başladı ve son birkaç gündür artık biz bunu zaten fiyatlamalar üzerinde de hissetmiyoruz. Yani piyasa aslında yavaş yavaş normale dönmeye çalışıyor. Tabii ki bundan sonraki süreçte yine o taraf yakından izlenecek. Yani orayı ne yazık ki hala kapatamadık. Orada herhangi bir ateşkes sağlanmadı. Dolayısıyla o tarafla ilgili haber akışları önemini koruyor. Sadece fiyatlamalar üzerinde ilk zamanlardaki kadar baskı yaratmadığını görüyoruz. O yüzden yavaş yavaş kendi hikayemize dönmeye başladık ve zaten yılın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Artık Kasım ayını da ortalıyoruz. Bugün de zaten haftalık bir kapanış olarak değerlendireceğiz ve sabah saatlerinden bu yana da 7800 puanların üzerinde kapatmayı başarıyor. Yani teknik anlamda aslında bunu olumlu olarak değerlendirebilirim. Ama bizim için burada önemli olan şu: 8000 puan seviyesinin üzerine yerleşmesi. Şu anda tam olarak böyle bir yeni hikaye arayışı içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Tabii ki şu anda öyle bir hikaye de yok. Bilanço sezonu vardı, ne yazık ki o geride kaldı. Zaten biz özellikle jeopolitik risklerin artış kaydettiği bu dönemde o bilançoların da etkisini çok fazla görememiştik. Haliyle yavaş yavaş yine işte Merkez Bankası'nın adımları, yabancı yatırımcılarla olan görüşmeler, yine aslında eski hikayemize geri dönmeye başlayacağız. Ama ben şunu görüyorum: bu sıkışık seyir, bu temkinli seyir bize aslında satışların önüne geçildiğinin sinyali şeklinde yorumlanıyor. Yani eğer büyük bir satışla karşılaşılsaydı bugüne kadar olurdu. Özellikle 7300'lere kadar gerileyen bir Borsa İstanbul vardı ve bu puanın da altına düşmesi muhtemeldi. Ama şu anda baktığımızda en azından toparlanması, temkinli seyretmesi, 7700-7900 puan arasına kendisini sıkıştırması aslında yukarı yönlü potansiyelinin olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Hisse ve sektör bazlı ayrışmalar gördük. Bu hafta biraz daha telekomünikasyon, inşaat, turizm gibi sektörlerin Borsa İstanbul'u daha fazla desteklediği dikkat çekti. Gıda ve perakende vardı bunlar arasında ama bankalar baskıdaydı. Yani biraz bankalardan da bu hafta destek alabilseydik, o zaman belki Borsa İstanbul'da 8000 puan seviyesinin üzerine daha rahat bir şekilde değerlendirebilirdik görüşündeyim. Toparlayacak olursak 7800 puan seviyesinin üzerindeki bir kapanış teknik anlamda olumlu olarak değerlendirilecek. Gelecek hafta için 8000 puanın üzerini görmek gerektiğini düşünüyorum ki tekrardan Borsa İstanbul'da yükselişin başladığını ifade edebilelim. Yani tüm bu aslında baskılayıcı unsurlara rağmen borsa güçlü kalmaya devam ediyor. Ama bir nebze de TL mevduatın buradan tabiri caizse rol çaldığını düşünürsek eğer, son olarak da mevduat faizlerinde %2,5'dan daha fazla bir yükselişle, düzeltiyorum, 2,5 puandan daha fazla bir yükselişle %44,5 seviyesine geldi mevduat faizleri. Tabii bunda geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın attığı zorunlu karşılık oranlarındaki değişiklik hamleleri de çok önemli oldu. Mevduat ne kadar rol çalıyor sizce yerli yatırımcı için?
Aslında şu anda çok çalamadığını görüyoruz. Evet, ifade ettiğiniz gibi bir toparlanma var ama yine de aslında ben Borsa İstanbul'un cazibesini koruduğunu gözlemliyorum. Mevduat tarafı için bence biraz daha zaman var ki iştahın orada daha da artması için. Bu da tamamen Merkez Bankası'nın atacağı adımlarla belirleyici olacaktır. Şimdi KKM sisteminden çıkış için yeni düzenlemeler yapılıyor. Haliyle yatırımcılar da hani bir tarafta borsaya geliyorlar, bir tarafta da Merkez Bankası faiz artırıyor. Mevduat faizleri yükseliyor. Biraz mevduata da mı yatırsak diye haliyle o tarafı da değerlendirmek istiyorlar. Zaten Merkez Bankası her seferinde TL mevduat payının artırılmasını hedeflediklerini ve bununla ilgili yeni düzenlemeler yapılacağının altını da çiziyor. Dolayısıyla oraya yönelik bir talep var ama borsaya kadar, borsa gibi daha doğrusu güçlü değil. Bence yine gerisinde kaldığını değerlendiriyorum. Sadece şu anda borsada şunun sıkıntısını bence yaşıyoruz. Çok fazla özellikle son dönemde yeni yatırımcı katıldı aramıza. Ve bu yeni yatırımcıların birçoğu ne yazık ki tam olarak borsaya hakim değiller. Ve borsada 7.300'lere kadar yaşanan düşüş sonrasında yeniden toparlansa bile bence birçok yatırımcı bu noktada tedirgin. Yeniden düşer mi? Yeniden satışlar başlar mı? Ve bunun tedirginliği bu noktada bence günlük işlem hacminin de zayıflamasına yol açtı. Yani piyasayı kapatacağız neredeyse bir saatlik dilim içerisinde ve geldiğimiz noktada 60 milyar liralık günlük işlem hacmi söz konusu Harika Hanım. Ki biz sizinle daha önce de yaptığımız yayınlarda ele aldık. 150 milyar liraların üzerine konuşuyorduk geçtiğimiz aylarda. Dolayısıyla hacimde bir düşüş var, iştahta bir düşüş var. Bu bir miktar tedirginlikten kaynaklı ama mevduata kaçtıkları için bu tabloyu görüyoruz diyemiyorum. Şimdi peki yine İsviçreli bankacılık devi UBS'in analizi de bugün basında çok fazla konuşuldu. Ne kadar konuşulmaya aslında devam edilecek? Biraz daha şöyle alt satırları da incelediğimizde fark ettiğimiz üzere 2024 sonu için dolar TL beklentisi 39, 2025 sonu için 48. Bu yurt içindeki rakamlara da aslında tahmin rakamlarına da yakınsamış ama enflasyonda yurt içiyle bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tahminleriyle bir ayrışma söz konusu. 2024 yıl sonu tahmini Merkez Bankası'nın yanılmıyorsam %36 seviyesindeydi. UBS tarafında %41'den daha fazla olacağı ve 2024'ün ikinci yarısı da Merkez Bankası'nın gevşeyeceği süreç olarak değerlendirilmiş. UBS raporu üzerinden biraz gidelim isterseniz. Siz neler bekliyorsunuz? Şimdi o tarafta da özellikle en son geçtiğimiz günlerde zaten Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu takip ettik. Bu yılın son enflasyon raporuydu ve yıl sonu enflasyon tahmininde hem 2023 yılı için hem de 2024 yılı için yukarı yönde revizyonlara gitti. Özellikle orta vadeli programada bu noktada uyumlu bir hale geldiğini de gördük. Şimdi merkezin ifadesi şu şekildeydi. Gelecek sene Mayıs ayında zirveyi göreceğiz %70, %75'leri ve yılın ikinci yarısında dezenflasyonist sürece geçeceğini belirtti. Dolayısıyla biz şunu şöyle yorumlayabiliriz. Hem bir gerçekçi bir yorum, hani kısa vadede en azından bir beklenti yaratmıyor. Hani 2-3 ay sonra enflasyonda dezenflasyonist sürece geçeceğiz demiyor. Yine de yılın ilk yarısının zorlu olduğunu, enflasyonda yukarı yönlü risklerin var olduğunu ifade etmekte. Ama piyasada dinamikler sürekli değişiklik gösterdiği için dolayısıyla bakalım Mayıs ayında gerçekten %70-75'lerle biz tepeyi mi göreceğiz yoksa daha da mı yüksek seviyeleri göreceğiz tartışılır. Çünkü bununla ilgili ciddi bir belirsizlik var. Biz en son kurum olarak yaptığımız revizyonda bu yıl özelindeki enflasyon beklentisini %69'lardan %73,50'ye çekmiştik. Yani aslında Merkez Bankası'nın beklentisinin üzerinde zaten piyasanın da genel itibariyle %70'ler olarak şekilleniyor enflasyon beklentisi 2023 yılı için. Dolayısıyla yani önümüzde gerçekten zor bir süreç var. Yani bankanın tahminlerini, UBS'in tahminlerini daha doğrusu çok da hani arka plana atmamak lazım. Hani evet Merkez Bankası tahminlerinin üstünde. Çünkü biraz daha farklı bir noktadan baktılar. Yabancıların hani dışarıdan bakmaları daha farklı olabiliyor bu haliyle. Hem kurlardaki beklentilerini hem enflasyon tarafındaki beklentilerini ifade ediyorlar. Ama zaten şunu da gördük. Merkez Bankası
yukarı yönde riskler var diyor. Ve biz zaten bir analist olarak da bunun çok fazla altını çiziyoruz. Dışarıdaki gelişmeler, içerideki gelişmeler olsun. Sadece hani enflasyonla ilgili özellikle petrolde son günlerdeki düşüşün hani bir miktar Kasım ayı enflasyonu özelinde olumlu bir yansıması olabileceğini değerlendiriyoruz. İşte cari açık özelinde etkisinin olumlu olabileceğini değerlendirsek de yine de enerji fiyatları için yükseliş beklentisi var. Yani bu da enflasyonu yukarı yönde etkileyebilecek bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Toparlayacak olursam yani kısa vadede ciddi anlamda belirsizlikler var. Öngörülmesi zor bir döneme girdik ve girmeye de bence devam edeceğiz. 2024 yılı da çok kolay geçmeyecektir özellikle yılın ilk yarısı açısından. Biz de hani kurum olarak da bu yıl için %73.50 ile enflasyonun tamamlanabileceğini değerlendiriyoruz ama yılın ilk yarısı için yine yüksek enflasyon rakamlarını bence konuşabiliriz. Biraz da tabii ki bu hem merkezin hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın atacağı adımlara veya yabancı yatırımcılarla kurulacak iletişim, yabancı sermaye girişlerinin de hani bu başlıkları da aslında unutmamak lazım 2024 yılı açısından. Eda Hanım, şimdi şunu da sormak istiyorum size, böyle izleyicilerimiz için, hatta çok da teknik bilgisi de olmayan izleyicilerimiz için şöyle bir kafa karışıklığı da olabilir. Şimdi ABD Merkez Bankası Fed, yani kıyaslamak aslında tabii ki birçok açıdan doğru değil ama merkez bankacılığı için soruyorum bunu. Faizleri artırdı ve çok uzun bir süre etkisini görmek için yüksek seviyede tuttu o faizi. Yani hep zaten açıklamalarında da şunu söylüyorlardı, gecikmeli etki, gecikmeli etki, faiz artırırız, etkisi için biraz beklememiz gerekir diye. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası cephesine geldiğimde örnek vermek gerekirse yine UBS üzerinden 2024 sonunda Merkez Bankası'nın faizinin %25 olacağını hesaplıyorlar. Yani ikinci yarı ciddi bir gevşeme bekliyor aslında UBS. Yine böyle olursa Mayıs ayında da enflasyonun %75 ile tepe yapması bekleniyor Merkez Bankası tahminlerince yine. Bu faizi hiç tutmadan yükseltip indirmek gibi bir süreç olacak. Bu sağlıklı mı sizce? Aslında sağlıklı olmayacaktır. Yani şu anda da Merkez Bankası için, yani Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalara baktığımız zaman aslında gelecek yılın ilk çeyreği veya işte ikinci çeyreği için pek böyle de bir beklenti oluşmuyor. Çünkü zaten biz Haziran ayından bu yana yeni bir sürece girdik. Her toplantıda bir faiz artışıyla karşılaşıldı. Artık yavaş yavaş piyasanın beklentisini de bu noktada karşıladı ve enflasyonda hala bir yükseliş beklentisi varken Merkez Bankası'nın bir anda rotayı gevşemeye çevireceği çok fazla beklenmiyor. Belki toplantılarda, hani 2024 yılının ilk yarısı için konuşuyorum, belki her toplantıda faiz artışına gitmez, biraz piyasadaki dinamikleri takip eder, enflasyonu takip eder, riskleri takip eder. Ama tutup da enflasyonda şu anda geldiğimiz nokta belli, hani o noktadayken de bir anda para politikasında gevşemeye gideceğini düşünmüyorum. Yani az önce siz de ifade ettiniz Fed tarafını. Geçtiğimiz yıl çok şahin bir Fed vardı 2022 yılında. 2023 yılında her an sonlandırabiliriz beklentisiyle bir yılı devirdi. Daha dün Fed Başkanı Powell çıkıp gerekirse faiz arttırmaya devam edebiliriz dedi. Yani onlar bile net bir şekilde bu işi sonlandıramıyorken, elbette rakamlar farklı, hikayeler farklı ama onlar bile en azından net bir şekilde para politikasında sıkılaşmayı sonlandırıyoruz diyemiyorlar. O yüzden bizde de özellikle çift taneli rakamları konuştuğumuzda enflasyon için Merkez Bankası'nın çok erken bir şekilde gevşemeye gidebileceğini değerlendirmiyorum açıkçası. Şimdi aslında raporu okuduğumda aynı fikirdeydim sizinle, bir uzmandan da görüş almak istedim böylece, yani ben mi yanlış anlıyorum diye. Çünkü bu kadar zorlu bir sürecin ardından daha zorlu bir süreç devralmış ekonomi yönetimi var. Ne kadar çabuk gevşemeyi düşüneceği benim için de bir soru işaretiydi aslında o noktada baktığımızda. İsterseniz biraz da altını konuşalım. Altın da Mayıs 2022'den bu yana gördüğü seviyeleri gördü yine, Hamas ve İsrail çatışmasıyla elbette, ama buradaki primlerini geri verdi. Çünkü temel endişe bu noktada da bunun daha fazla büyüyebileceği, bu çatışmaların diğer ülkelerin de dahliyle daha bölgesel bir şey haline gelebileceğiydi. Buraya evrilmemesi
sebebiyle primlerini geri vermiş gibi görünüyor. Biz elbette bunun yurt içinde gram altın tarafında da etkilerini görüyoruz. Sizin önümüzdeki süreç beklentileriniz belki biraz FED'e de girerek değerlendirirsiniz. Nasıl şekilleniyor? Şimdi ifade edildiği gibi jeopolitik risklerin etkisiyle beraber biz 2000 dolarları görmüştük. Özellikle geçtiğimiz haftalarda cuma günleri altına yönelik talep yüksekti. Çünkü yatırımcılar hafta sonu riski almamak adına altına yöneliyordu güvenli liman algısıyla. Ama şu son 10 günlük dilim içerisinde artık yavaş yavaş bu algının da zayıflamaya başladığı görüldü. Evet, o tarafta hala gündem sıcaklığını koruyor, bitmedi. Ama piyasa artık eskisi kadar fiyatlamıyor. Biz bunu bir nevi Rusya ve Ukrayna döneminde de yaşamıştık. Belli bir dönem fiyatlar çok etkilenmişti ama yavaş yavaş bu etki dağılmaya başladı. Bence sanki bunu şu anda da yaşıyor gibiyiz. O yüzden altın fiyatlarında bir gevşeme başladı. Yani güvenli liman algısı zayıfladı. Bu bir. İkincisi Fed tarafı. Şimdi Fed'le ilgili ciddi bir belirsizlik oluştu. Yani bir tarafta piyasa artık Fed 2024 yılında faiz arttırmaz. Hani faiz de indirmez ama faiz de arttırmaz. Bence piyasayı yakından izler, geride kalır diye bir beklenti içerisinde oluyor. Hem dün Fed Başkanı Powell'ın açıklaması hem de hafta içerisinde birkaç Fed yetkilisinin açıklamasına da bakınca hala faiz artışının masada olduğunu gördük. Tabii ki bunu belirleyici en önemli faktör enflasyon verisi olacaktır. Ali ile gelecek hafta mesela Amerika'da enflasyon verisi var. Açıklanacak veri Aralık ayı Fed toplantısına yönelik beklentileri etkiler. Şimdi görüşüm şu şekilde, Aralık ayında sembolik bir 25 bas puanlık faiz artışına gidebilirler. Aynı zamanda o toplantıda projeksiyonlar yayınlanacak. Gelecek yıla dair nasıl ışık tutacaklar? Faiz konusu, o noktasal grafikler dediğimiz alan bizim için çok önemli. Yani 2024 yılında çünkü çok şahin bir Fed beklentisi yok. Ama enflasyonda hedeften daha da uzaklaşırsa, özellikle enerji fiyatlarındaki bu görünüm daha da fazla enflasyonist endişeleri arttırırsa Fed buna müdahale etmek isteyebilir. O yüzden bu risk masada. Sadece geldiğimiz noktada şahin bir Fed algısı oluşamıyor. Sonuçta artık o gücünü kaybetti. Önümüzdeki yıl için daha farklı bir noktada konuşacağız. Faiz indirimlerini konuşmayacağız bence bir süre daha Fed tarafında da. Ama dolar eskisi kadar güçlü değil. Bu da bence altının 2024 yılında bir miktar cazibesinin artmasını sağlayacaktır diye değerlendiriyorum. Ama yılın sonuna kadar temposu çok güçlü değil. Yani gördük, 2000 dolarları yeni test etmişti. Pandemi döneminde de yine test ettiğini gördük. Yani zaman zaman piyasadaki en riskli zamanlarda ons altında 2000 dolarları konuşuyoruz ama yeniden geriliyor. Dolayısıyla orayı bir psikolojik direnç olarak çalıştırıyor. Yeni de ve 2000 dolar seviyesinin üzerine çok güçlü hareket edemediğini görüyoruz. Yeni bir hikaye ihtiyacı. Şu anda bunu destekleyebilecek bir hikayesi yok. Dolayısıyla ben ons altın tarafında 1920-25 bandını aşağıda destek olarak takip ediyorum. Yukarısı için de zaten 1970 ve 1980 bandı var. Yani bu aralıkta kaldığımız müddetçe temkinli bir seyir izlemek mümkün. Hemen gram altına geçelim. En son 1843'leri gördük 3 Kasım tarihinde. Şimdi tabii onstaki o salınma, gevşeme haliyle gram altında bir noktada aynı yöne etkiledi. O yüzden gram altında da 1800 liraların altını konuşmaya başladık. Ben o taraf için tamamen son dönemde onsa bağlı olarak hareket ettiğini değerlendirdim. Doların etkisi biraz daha zayıf kaldı. Bundan sonraki süreçte ons zayıflamaya, düşüşe devam ederse gram altında bir noktada geri çekilmesine yol açacaktır. Sadece mevcutta pozisyon korumaların devam edebileceğini değerlendiririm gram altın tarafında. Ama yeni pozisyonlanmalar açısından bence biraz daha temkinli yaklaşmalılar. Şimdi siz hatırlattınız, bu haftayı açarken gündeme dedik ki bu haftanın gündemi Başkan Powell'ın Washington'da yapacağı, IMF konferansında yapacağı açıklamalar olacak dedik. Pazartesiden itibaren de programımızı açarken bu haftanın gündemi ABD enflasyonu diyeceğiz gibi görünüyor. 4 Kasım'da biten haftanın istihdam verilerine baktığımızda tarım dışı istihdamın çok uzunca bir süre sonra ilk kez bozulduğunu gördük biz. Beklentinin altında kaldığını gördük. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları genelde biraz daha volatil bir veri olmakla birlikte burada da beklenti üstü bir seyir geldi. Bu da yatırımcılar nezdinde istihdam piyasası bozulmaya başladı şeklinde okundu. Şimdi alacağımız enflasyon verisinden sizin beklentiniz nedir? Çünkü doğrudan Fed diyor ki veri odaklı hareket ediyoruz. Makroekonomik verileri aldıkça önümüzdeki sürece bakıyoruz. O açıdan çok önemli olacak. Evet.
Tabii şimdi iş gücü piyasasında ciddi bir sıkıntısı yok Fed'in. Bunu da her seferinde dile getiriyorlar aslında. Ama asıl sorun enflasyon. Şimdi %2'lik enflasyon hedefleri var. Hala bu hedeften uzakta seyrediyorlar. Tabii ki geçtiğimiz yıl mesela Haziran ayında daha yüksekteydi enflasyon. En azından bir yıllık süreçte aslında bu noktada iyi bir yol kat ettiklerini de gördük. Ben de bir taraftan enflasyonla ilgili beklentileri açmaya çalışıyorum Amerika tarafı açısından. Şimdi Salı günü gelecek, 14 Kasım Salı günü en son açıklanan manşet verilere baktığımda yıllıkta %3,7, aylıkta da %0,4'lük bir artış vardı. Ve şu an piyasanın beklentisi yıllık tarafta %3,7'den %3,3'e bir düşüş kaydetmesi yönünde. Şimdi bir kere Eylül ayına nazaran Ekim ayı verisinde gerçekten bir düşüş kaydedilirse, piyasanın beklentisi dahilinde bir veriyle karşılaşırsak, bu en azından Fed'in faiz arttırma olayını Aralık ayında da pas geçebilir şeklinde beklentiyi güçlendirebilir. Bence bu verinin bu noktada önemli, bayağı belirleyici olacağını ben değerlendiriyorum. O yüzden Ekim ayı enflasyon verisi sadece tabii ki manşeti, çekirdeğe de bakacağız ve tabii ki verinin alt detaylarına da, alt kalemlerine de bakmak lazım. Yani veriye hangi kalemler yukarı yönde etkilemiş, neler var gibilerinden, bu da çok önemli. Evet. Ama ana resimde enflasyon tarafındaki düşüş bence Aralık ayında Fed toplantısında pas geçebilme ihtimalini güçlendirebilir diye değerlendiriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, yorumlarınız için güzel bir hafta sonu diliyorum size. Sizlere de iyi yayınlar. Teşekkürler. Tahincioğlu Gayrimenkul tüm projelerinde Kasım ayı boyunca geçerli Efsane Değil Efsane indirim kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında tüm projelerinde bir ay boyunca %25 indirim yapılacak. Tahincioğlu Gayrimenkul Kasım indirimlerini sektöre taşıdı. Sektörün önde gelen firmalarından olan Tahincioğlu Gayrimenkul, tüm projelerinde Kasım ayı boyunca geçerli olacak şekilde indirim kampanyası başlattı. Efsane Değil Efsane sloganıyla tanıtılan özel kampanya, Nida Park mağazalarında geçerli olacak. Kampanya kapsamında peşin alımlarda %25 indirim, vadeli alımlarda ise 1 milyon liraya varan indirim yapılacak. Ayrıca 36 ay için 1,59 vadeyle ev, ofis ya da mağaza sahibi olunabilecek. Sektördeki gelişmeler ve kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, sektörde enflasyonist ortamdan dolayı krediye erişimin zor olduğu bir dönemden geçildiğini dile getirdi. Tahincioğlu, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen geçmişe bakıldığında gayrimenkulün en güvenli yatırım aracı olduğunu ve diğer yatırım araçlarına göre daha fazla kazandırdığını tecrübe edildiğini vurguladı. Bundan dolayı da böyle bir kampanya gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bu bölümü noktalıyoruz efendim. Reklamların ardından devam edeceğiz. Global piyasalarla karşınızdayız. Philip Capital uzman yardımcısı Makoto Mitsuhashi bizimle. Makoto, merhaba, hoş geldin. Küresel piyasalarda neler oluyor, senden dinleyelim. Hoş bulduk. Öncelikle iyi yayınlar. Son dönemde ABD para politikasına ilişkin en büyük soru, tamam şimdi faiz artış sönerdi ya da sönerdi. Ne zaman faiz indirimi döngüsü başlayacak soru şuydu. Bu hafta önemli makroekonomik verilerin olmaması nedeniyle yatırımcılar iyice Fed üyelerin konuşmalarına odaklandı ve bu soru tekrar faiz artış gerçekten bitti mi, gelecek aylarda 25 baz puan artırma ihtimali var mı sorusunu geri döndü. Özellikle dünkü Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından sonra faiz artırma korkusu yeniden canlandı. Konferansta Powell enflasyonun yavaşladığı ancak yeniden yükselişe geçerek Fed üyelerini şaşırttığı geçmiş durumlara değindi. Fed üyelerin yorumları da bu konuşmayla birlikte değerlendirecek olursak önümüzdeki toplantıda da faizlerde bir
değişiklik olmayacağı ve 2024'ün ilk çeyrekte Fed para politikasının yönüne karar verirken makroekonomik verilerin takip edileceği tahmin edebiliriz. Dün ABD'nin ana endeksleri %1'e yakın düşüş kaydetti ve bugün Avrupa tarafında Eurostoxx 50 endeksi %7 ekside seyrediyor. Asya tarafında da bugün ekside kapattılar. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da daha az önce konuştu ve faiz indirebilmesi için enflasyonun düştüğünden emin olması gerektiğini vurguladı. Euro bölgesindeki yıllık enflasyonu 2 yılın en düşük seviyesi olan %2.9 olarak geçen ay açıklandı ama Lagarde'ın dediğine göre tekrar yükselebilir. Özellikle çünkü enflasyondaki bu düşüşün büyük kısmı petrol fiyatının düşüşten kaynaklanmış olabilir. Bu da çekirdek enflasyon rakamında bunu gösteriyor. Ekim ayında %4.2 olarak açıklandı ve bu rakam Avrupa Merkez Bankası'nın hedeflediği %2'den iki kat daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Powell'ın dediği gibi Lagarde'da enflasyonun düştüğüne emin olmak için henüz erken ve enflasyonun soğuduğuna dair yeterli kanıt olmadan politikalarını gevşetemediğini vurguladı. ABD tahvil faizlerine baktığımızda faizlerin konsolide olduğunu görebiliriz. Dün ABD hazinesinin 30 yıl vadeli tahvil ihalesi vardı ve sadece 24 milyar dolar satıldı. Yani talebin düşük olduğunu görüyoruz. İhale öncesinde tahvil piyasasında aşırı alıcılı olduğunu belirtmek istiyorum. Dolayısıyla dünkü Powell'ın konuşmasının ardından bir düzeltme etkisi olduğunu da söyleyebilirim. Bugün yine biraz alıcılı ama hala %4.6 civarında seyrediyor. Hep söylediğimiz gibi faizlerin yükselmesi emtiaları çok etkiliyor. Spot altına baktığımızda yine 1950 dolar desteğinin altında seyrediyor şu an. Son birkaç günde iyice test etti ama henüz kırmadı, kırdı diyemeyiz. Petrol ise son haftanın sert düşüşten sonra yatırımcılar alım fırsat olarak değerlendirdi ama bugünkü yükselişinin tutacağını düşünmüyorum açıkçası çünkü hem mevsimsel olarak hem de Çin'deki ekonominin zayıflanması, ayrıca ABD ham petrol stoğunun yükselmesi de düşük talebe işaret ediyor. Yükselmeye devam edirse de 77 doların güçlü bir direnç olduğunu belirtmek istiyorum. Bu şekilde bugünkü özetimi tamamlamış olayım. Şimdiden iyi hafta sonları size. Size de iyi hafta sonları. Philip Capital uzman yardımcısı Makoto Mitsuhashi, çok teşekkürler aktardıklarınız için. Fed Başkanı Jerome Powell, Amerika Birleşik Devletleri'nin %2'lik enflasyon hedefine ulaşma yolunda yeterince kısıtlayıcı duruş sergilediklerinden henüz emin olmadıklarını söyledi. Fed Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu tarafından düzenlenen 24. Jack Quist Pollack Yıllık Araştırma Konferansı'nda para politikası kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyonu %2'lik hedefe düşürme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Powell, Fed yetkililerinin enflasyondaki yavaşlamadan memnun olduğunu ancak yeterince kısıtlayıcı duruş sergilediklerinden emin olmadıklarını söyledi. Fed'in gerektiğinde daha fazla sıklaştırma yapmaktan çekinmeyeceğini belirten Powell, bundan sonra da dikkatli şekilde hareket edeceğiz. Birkaç ay görülen iyi verilerin bizi yanlış yönlendirmesine veya aşırı sıkılaşma riskine karşı dikkatli olacağız diye konuştu. Gelecek çeyreklerde ekonomik büyümede ılımlaşma olabileceğini vurgulayan Fed Başkanı, istihdam piyasasının sıkı olduğunu ancak dengeye oturmaya başladığını kaydetti. Amerikan Merkez Bankası Fed'in Kasım ayına ilişkin denetim ve düzenleme raporu yayımlandı. Raporda bankacılık sektörünün sağlam kalmayı sürdürdüğüne dikkat çekildi.
Amerika Merkez Bankası, ülkedeki bankacılık koşullarıyla Fed'in denetim ve düzenleme faaliyetlerine yönelik denetim ve düzenleme raporunun Kasım 2023 sayısını yayımladı. Raporda bankacılık sektörünün genel olarak sağlam kalmaya devam ettiği ve çoğu bankanın sermaye seviyelerini yasal gerekliliklerin üzerinde bildirmeyi sürdürdüğünü vurguladı. Öte yandan bazı bankaların son 2 yılda faiz oranlarındaki artışın etkisiyle bazı sabit faizli varlıkların gerçeğe uygun değerinde önemli düşüşler yaşadığına işaret edildi. Raporda son zamanlardaki kazanç performansının salgın öncesi seviyelerle aynı doğrultuda olduğu ve 2023'ün ilk yarısında ortalama varlık ve öz sermaye getirilerinin 10 yıllık ortalamaları aştığı aktarıldı. Raporda genel olarak bankaların likiditelerinin bol olduğu ve kısa vadeli toptan fonlamaya sınırlı bağımlılıkları bulunduğu belirtilerek, bazı segmentlerde kredi gecikmelerinin arttığı ancak hala düşük seviyede olduğu bildirildi. Son zamanlardaki Amerika'daki büyük banka iflasları anımsatılan raporda, Fed'in bunlardan alınan dersleri yansıtacak şekilde uygun biçimde denetimin hızını, gücünü ve çevikliğini artırmak için adımlar attığı kaydedildi. Raporda bu adımlar arasında daha yüksek faiz oranı ve likidite riski profilleri sergileyen bankalara yönelik hedefli incelemeler gerçekleştirmekle bankalar ve denetçiler için faiz oranı ve likidite riski yönetimine ilişkin eğitimler düzenlemenin yer aldığı belirtildi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin önemine değindiği bazı açıklamalarda bulundu. Yellen konuşmasında ABD ile Çin ekonomilerinin ayrışmasının felaket olacağını belirtti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı He Lifing ile görüşmeden önce iki ülke arasındaki ilişkilere değindiği açıklamalarda bulundu. İki gün boyunca sürecek temaslarda güçlü bir temel inşa etmeyi umduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Yellen, ABD'nin Çin'den ayrışma gibi bir arzusu olmadığını belirterek, ekonomilerimizin tamamen ayrışması hem ülkelerimiz hem de dünya için ekonomik açıdan felaket olur değerlendirmesinde bulundu. Yalnızca ekonomik ilişkileri değil, iklim değişiklikleri ve gelişmekte olan ülkelerdeki borç sıkıntıları gibi birçok konuyu da ele almak istediğini belirten bakan, dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak ülkelerimizdeki ve dünyadaki insanlar için bu ve benzeri konularda öncülük yapma yükümlülüğümüz var ifadesini kullandı. Yellen, görüşmelerde ekonomik araçların ulusal güvenlik amacıyla kullanılmasına ilişkin tartışmaları dileteceklerini bildirirken, Amerikan firmalarının ve işçilerinin eşit şartlarda rekabet etmesinin engellenmesi gibi belirli ekonomik uygulamalarla ilgili endişeleri olduğunda bunları doğrudan ileteceklerini belirtti. Stratejist Mustafa Aşkın bu bölümde konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz Mustafa Bey. Merhabalar Erkan, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Şimdi dün Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington'daki konuşmaları yatırımcıların yakından da izlediği başlıklar arasındaydı. Aslında Powell her zamanki söylemlerine çok ek bir şey söylemedi. Ama belli ki dünkü konuşmaya dair beklentiler biraz daha güvercin bekleniyordu. Başkan Powell'ın tonu şahin kaldı. Siz öncelikle nasıl değerlendirdiniz? Bir genel bakışınızı alalım, ardından detaylandıralım. Evet, aslında Fed Başkanı'nın söyleminde çok bir değişiklik yok ama piyasanın ruh halinde değişiklik var. Bence esas o sorun orada. Çünkü çok uzunca bir süredir piyasa tuhaf raporlar ve beklentileri yöneterek belli bir noktada kendini iyi tutmaya çalıştı. Zaman zaman Fed de buna destek verdi. Ama artık şöyle bir durum söz konusu. 5,5'lara varmış bir faiz. Tahvil faizlerinde çok ciddi derecede yukarı sıçramalar ve bunun yarattığı alternatif maliyet baskısı riskli piyasalarda ister istemez bir parça daha gerçeğe dönüşü ortaya çıkardı. Bir ay önce, iki ay önce söylediğinden çok farklı bir şey söylemeyen Powell yine aynı şeyi söyleyince bu sefer aman Allah'ım bu şahin bir tutum, dikkat edelim psikolojisine girildi. Özünde Fed'in söylediği şey hep aynı. Enflasyonu belli bir yere kadar yakınsayabilirsek ikiler civarında getirmek ve bunun için de gerekli önlemleri almak. Zaten FED bölgesel başkanları zaman zaman yaptıkları açıklamalarla iyi bir finansal iletişim örneği verip piyasaları belli tip konuşmalara, belli tip beklentilere alıştırıyorlar. Dolayısıyla FED başkanı Powell'dan önce konuşan bölgesel FED başkanlarının çok net bir şekilde vurgusunu da tekrar etmiş oldu Powell. Dolayısıyla esasında hani Batı cephesinde çok değişen bir şey yok. Sadece algıda biraz farklılaşma var.
bugüne kadar kendi illüzyonlarında yaşayan borsa ve riskli yatırım araçları sahiplerinin bir parça daha bu olayı gerçek görme durumu söz konusu. O nedenle de bir parça risk yaratmış gibi görünüyor. Esasında baktığınızda FED hedeflerine doğru gidiyor ama giderken de büyüme ve istihdam konusunda çok büyük bir kayıp yaşamadan gidiyor. Bu da olumlu. Resesyon anlamında baktığınızda henüz bir resesyon beklentisi de yok. Bu nedenle biraz daha zamana yaymış ama enflasyonun da yakasını bırakmayan bir FED var. Bekleyip piyasanın görmesi gerekiyor ama bu sırada da kendisine tutunacak bir dal bulması lazım. Şu sıralar o dalı FED vermiyor. Az önce arkadaşlarımızın kaleme aldığı haberi de paylaştık. Yine FED'in denetim ve düzenleme raporunda bankacılık sektörü sağlam kalmaya devam ediyor sonucu çıkmış. Bu da önemli bir sonuçtu aslında. Önümüzdeki haftayı da açarken az önce Eda Hanım'la da bu başlığı değerlendirdik biraz. Diyeceğiz ki bu hafta Amerikan enflasyonu haftası. Sizin beklentiniz nasıl? Buradaki yumuşama devam eder mi? Manşet rakamda piyasa beklentisi civarında geleceği kanaatindeyim ama burada önemli olan işte çekirdek diye ifade ettiğimiz rakam. Burada da çok az bir düşüş bekliyorum 0.1 civarında. Dolayısıyla FED açısından veri bağımlılığı devam edecek ve veriye bağlı olarak da enflasyonu izlemeye devam edecekler. Ücret verimleri, istihdam, büyümenin öncü göstergeleri gibi parametreler de FED tarafından ciddi derecede takip ediliyor tabii diğer değişkenlerle birlikte. Onlarla birlikte enflasyonu düşünmek daha mantıklı. Ben şu anda %2 hedefinin biraz uzak olduğunu, dolayısıyla %3-4 bandı arasında bir parça dalgalanmanın süreceğini ama ısrarla bu politika devam ederse dünyada ekstra bir değişiklik olmadığı takdirde bir sene içinde de %2'lere yakınsıyan bir manşet enflasyonu Amerika'da görebileceğimizi düşünüyorum. Dün FED Başkanı'nın da bir vurgulaması vardı ki o da çok önemliydi. Dünya konjonktüründe meydana gelecek sürprizlere karşı da dikkatli olmalıyız dedi. Bu jeopolitik riskler olabilir, emtia fiyatları olabilir veya bugüne kadar pek göz ardı ettiğimiz ama bir anda dünyadaki pek çok ekonomiyi etkileyebilecek herhangi bir şey de olabilir. Malumunuz siyah kuğu misali bir anda pandemi bütün ekonomik parametreleri değiştirmişti. Dolayısıyla bu gibi olağanüstü riskler hariç FED biraz daha yavaşlayarak da olsa kendi hedeflerine doğru gidiyor. Peki sözü isterseniz biraz da yurt içine doğru getirelim. Yurt içinde de baktığımızda UBS raporu bugün dikkat çekti. Merkez Bankası'nın tahminleriyle bir nebze ayrışma söz konusuydu UBS'in raporunda. Özellikle de enflasyon bazında. UBS 2024'ün ikinci yarısının Merkez Bankası'nın ciddi oranda gevşeyeceği bir yıl olacağını, öyle ki faizin yıl sonunda %25 seviyesinde olacağını, dolar TL'nin ise 39 seviyesinde olacağını belirtmiş. Aslında tahmin yürütmek için biraz ileri bir zaman ama sizin görüşlerinizi almak isteriz. Bağlantımızda sanıyorum bir problem mi var? Beni duyabiliyor musunuz Mustafa Bey? Bir son cümlenizi tekrar ederseniz. Tahmin yürütmek için biraz ileri bir zaman ama sizin görüşlerinizi merak ederiz demiştim. Evet, yani şimdi bizim deflasyonist sürecin başlamasına, dezenflasyonist sürecin başlamasına biraz daha var. Zaten Merkez Bankamız da bunu net bir şekilde ifade ediyor. Ancak 2024'ün ikinci yarısından sonra bir parça düşebileceğini ifade ediyor. 2025 sonu itibariyle daha anlamlı bir düşüşü görebileceğimizi söylüyor. Bu da nereden baksanız 2 senelik bir periyot. Bu sırada da yine FED'de söylediğim gibi Türkiye ve dünyada konjonktürel başka bir değişiklik olmadığı takdirde. Bizim ülkemiz tabii enflasyonla mücadele politikasını çok farklı yaptı belli bir dönem. Ancak seçimlerden sonra biraz daha alışılagelmiş bir enflasyonla mücadele politikası uygulanmaya başladı. Bu da para politikası anlamında bir parça daha etkinliği getirdi. Ancak geçmiş yılların yarattığı birikim, enflasyonist eğilimin insan belleklerinde tekrar canlanması ve beklentilerin ciddi derecede bozulmasıyla bütün fiyat mekanizması bozuldu ülkede. Bunu eski haline getirebilmek çok kolay değil. Onun için zamana ihtiyacı var.
Ama netice itibariyle bir yandan da büyümeden de daha az fedakarlık edelim anlayışı da hakim ekonomi yönetiminde. Bu nedenle bir parça zaman alacakmış gibi görünüyor enflasyonun düşmesi. Merkez Bankası'nın tahminleri biraz daha öteleyebiliriz, Merkez Bankası'nın tahminlerini UBS gibi. Baz etkisi önümüzdeki yılın ortalarına doğru. Bu baz etkisinden sonraki döneme iyi bakmak lazım. İsrarlı uygulanabilecek para politikaları, belki maliye politikalarında daha da desteğiyle enflasyonda en azından geri çekilmeyi hissedebileceğimiz bir dönem olabilir 2024'ün son çeyreği. 2025'te ise şartlar değişmediği sürece, herhangi bir terslik olmadığı sürece daha da iyi hissedebiliriz enflasyonun düşüşünü. Evet, yurt içindeki ekonomistler ve stratejistler aslında bir nebze daha 2024 içinde faiz indirimi olmasına olasılık vermiyor. Çünkü belli bir oranda bir süre tutulmasının enflasyonla mücadelede daha sağlıklı olacağı görüşündeler. Peki tepeyi nerede görürüz sizce? Bu yıl sonu için ya da önümüzdeki yıl sonu için sormuyorum. Genel olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz tepesini nerede oluşturacak? Tabii bu enflasyonla alakalı bir şey. Enflasyon tepesini 75'ler veya biraz daha üzerini bu Mart-Nisan gibi muhtemelen görürüz. Tabii enflasyonun beklentisi de şimdi Maliye Bakanımız da söylemişti. Beklenen enflasyona göre biz faiz politikamızı şekillendirmeye çalışıyoruz diye. Ama geçmişte yaşanan enflasyonun yarattığı baskıyı da bir bakıma bu faiz içine sindirmeniz gerekiyor. Muhtemeldir ki önümüzdeki senenin İlk çeyreğinin sonuna doğru faize tepe noktasını görürüz enflasyonla birlikte. Ama onun ne olacağını şu anda kestirmek zor. Enflasyon tahminini bir parça daha yukarı çekebilir piyasalar. Bu bağlamda da bir miktar daha belki beklenenin üzerinde faiz artışı gereksinimi ortaya çıkabilir. Netice itibariyle politika faizini Merkez Bankası'nın belli bir noktada tutup daha sonra mevduat veya borçlanma araçları faizlerini bir bakıma yükseltebilecek önlemler alarak kendi politika faizinin üstünde bir piyasa faizi oluşmasını da sağlayabilir. Bunu da muhtemelen önümüzdeki yılın ilk çeyreği ve ikinci çeyreği arasında göreceğiz. Burada rakam çok telaffuz edemiyorum, kestirmek zor ama 50-55'li rakamlar görülebilir. Az önce ifade ettiğim mekanik işlerse. Peki Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks'e bakalım mı biraz da? Bu noktada 7800 puan üstünde kendini tutmayı başardı endeks, haftayı da kapatmaya hazırlanırken. Sıkışık bir seyir var. Geçtiğimiz seneyle zaten kıyaslanamaz boyutta ama geçtiğimiz aylara göre de biraz sıkışık bir seyir var. Önümüzdeki süreçte yıl sonu beklentileri 9000 puan diyen kurumlar var, 10.000 puana işaret eden kurumlar var. Ama sonuç olarak her birinin beklentisinin yukarı yönlü olduğunu biliyoruz. Sizin beklentiniz nedir? Evet, analist arkadaşlar genelde olumlu bakmayı seviyorlar. Zaten son 2,5-3 yıldır piyasada ne deseniz yukarı doğru hedef verseniz tutuyor. Bu da tabii uygulanan para politikası ve buna bağlı olarak faiz ve kurun baskı altında tutulmasından kaynaklı bir yöntem. Yerli yatırımcının da teveccühü borsa yönüne doğru döndü. Ama artık az önce konuştuğumuz gibi faizde anlamlı bir yükseliş söz konusu. Bu borsayı baskılayacaktır. Ama bu demek değildir ki borsa çıkmaz. Biz enflasyonun 80-90 hatta 120 olup hazine bonus faizlerinin %200 olduğu dönemlerde borsada işlem yaptık. Burada da yükseliş kaydetmişti. Netice itibariyle şuna dikkat etmek lazım. Son iki senedir çok ciddi bir prim var. Bu primi sindirmesi için bir fırsat vermek gerekiyor. Şimdi borsa bu fırsatı kendisi anlamında kullanıyor. Önümüzdeki dönem 8500'leri aşmamız gerekiyor borsada yükselişin biraz daha devam edebilmesi için. Bunun için yeni hikaye ve gerçek yabancının girişine ihtiyacımız var. Bu sağlandığı takdirde 9000'li rakamları görebiliriz. Sağlanmadığı takdirde 8400'lerin altında yılı kapatırız. Çok teşekkür ediyorum stratejist Mustafa Aşkın, aktardıklarınız için iyi hafta sonları diliyorum. Teşekkür ederim size de. KPMG 53 ülkeden 839 kadın liderle yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Bu sonuçlara göre üst düzey kadın yöneticiler haftada 80 saatten daha fazla çalışmak zorunda kalabiliyor.
KPMG Küresel Kadın Liderlere Genel Bakış 2023 raporunu yayımladı. Araştırmada 53 ülkeden 839 kadın lidere yöneltilen 73 sorudan çıkan çarpıcı yanıtlar yer aldı. Raporda kadın liderlerin kariyerlerinde karşılaştıkları zorluklardan şirketlerine ve ülke ekonomilerine dair gelecek öngörülerine yer verildi. Araştırma sonuçlarına göre %70'i aynı zamanda anne olan küresel kadın liderler evlerinde pek rahat değil. Katılımcıların sadece %4'ünün aile ve ev halkının temel sorumluluğunu taşıyan bir partneri var. Raporda kadın liderlerin %38'inin evlerinde de işlerin ana sorumluluğunu üstlenildiği belirtildi. Üstelik bu yoğun tempoya rağmen üst düzey kadın yöneticilerin %46'sı kendi şirketleri dışında başka kuruluşlarda da görev yapıyor. Verilere göre kadın liderlerin %56'sı haftada 50 saat veya daha fazla çalışıyor. Hatta ankete katılanların 1/4'ü haftada 80 saat veya daha fazla çalıştığını belirtiyor. Buna karşılık yarı zamanlı yani 30 ve daha az çalışanların oranı sadece %4'te kalıyor. Programımızı burada noktalıyoruz efendim. Hafta başında tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.